İyi günler. Hocam benim makat çatlağım var. Kullanmadığım merhem kalmadı. Kullanmadığım bitkisel kalmadı. Gitmediğim doktor kalmadı. Bana ameliyat diyorlar. Ben ameliyattan çok korkuyorum. Olmak istemiyorum. Peki benim makat çatlağım niçin kapanmıyor? Şimdi bakınız. Makat çatlaklarını biz ikiye ayırırız. Akut makat çatlakları kısa sürede oluşup vücudun iyileştirebildiği ve kronik makat çatlakları yani orada yerleşmiş olanlar. Akut makat çatlaklarını şu şekilde düşünebilirsiniz. Yani oluşuyor ağzımızda da örnek mesela bir afta oluşur ve bu düzelir. Vücut bunu tamir eder. İşte vücudun tamir mekanizmasıyla tedavi olan çatlakların ki %90'ını oluşturur bunlar tamamına akut çatlak ismini veriyor. Fakat bu çatlak orada 6 haftadan 6-8 hafta yani kabaca 2 ay diyelim. 2 aydan fazla müddet orada baki kalıyorsa ve orada varsa biz buna kronik veya yerleşmiş, orada yuva yapmış, yerleşmiş makat çatlağı diyoruz. Yuvalanmış ya da yerleşmiş makat çatlağını oradan bir kremle, bir basit bir tedavi metoduyla maalesef yok edebilmek mümkün değil. Burada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi de bunları gereksiz kremlerle ve özellikle de fitillerle tedavi etmeye çalışmak. Şunu unutmamak gerekiyor. Burada kullanılan fitillerin sadece ve sadece makatta makat darlığına sebep olduğu ve bunun da sadece ve sadece ameliyat ile giderilebildiğini akıldan çıkarmamak gerekiyor. Peki hastalar ameliyattan niye korkuyor? İki sebepten dolayı. Bir, ameliyat sonrası çatlak tekrarlayabilir. 2. Ameliyat sonrası altıma kaçırırım. Ameliyata rağmen çatlağın tekrarlama oranı %5'tir. Yani %95 oranında bu toparlar. Kaçırmaya gelince tabi burada makat kası kesilirse uzun vadede 10 yılı aşkın serilerde 3'te 1 oranında yani 3 yapılan ameliyatın birinde kaçırma problemi ortaya çıkar. Onun için biz kasın kesilmediği, asla kasın kesilmediği teknikleri tercih ediyoruz. Bunlar işte fisürektomiler, flap yöntemleri gibi çeşitli yöntemlerden geçer ya da geçici olarak botoks tedavileri şeklinde geçer. Bu şekilde tedavi etme yoluna gidiyoruz. Onun için uygun şekilde işin uzmanı olan bir hekime başvurarak tedavinizi almanız yararlı olacaktır. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sadece ve sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının tanı ve tedavi işlemleriyle uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz telefonlarınızı arayabilirsiniz.